Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yunus ve bugün sizlerle, evet arkadaşlar, bugün efsane bir video ile karşınızdayım. İlk defa böyle bir video yapıyorum. Normalde biliyorsunuz ki hepsini aynı anda denk getiremezdim hiçbir şekilde. Yani çünkü ben biraz heyecanlı bir insanım. Heyecanlıyım da yani, anladınız mı? Ondan dolayı yani bir tanesi bile atlayınca beceri boostlarımın bir taneyi geliştiriyordum. Şimdi beklettim ve biliyorsunuz ki bir önceki videomuzda bütün beceri boostlarımız 12 olmuştu ve şimdi hepsini bugün geliştiriyoruz. Bakalım ne gibi özellikler artacak oyuncularımızın, onları göreceğiz ve zaten 111 gen artık bir zahmet hepsi atlayınca zaten oluyoruz. Hepsinin atlamasına da ihtiyacımız yok ama birkaç tanesi bile atlayınca şu an 111 olacağız. Sonra da 112 olacağız zaten birkaç oyuncuyu da geliştirince. Bir derecede basınca 113 olacağız. Evet, çok güzel ilerliyoruz bu aralar. Hemen ilk öncelikle ben bir Forster'ı denemek istiyorum. Yani 135 kale uçması, bakalım ne kadar artacak. Yani kale uçması artıyormuş zaten. 400 bin coins vereceğiz ama ya. Uf, çok fazla be. Çok fazla yani, gerçekten çok fazla. 800 XP aldık ve Forster'ımız 108 gen oldu. Bakalım Forster'ımız kale uçması 136 oldu. Üf. Adam uçuyoruz ha baba, harbiden. Adam uçuyormuşuz ha baba, yakalayamadık. Vay be. Vallahi billahi bu adam gol yemez abicim, daha gol yemeyeceğiz. 140'a tamamlayacağız bunu yavaş yavaş. 108 gene oldu. Şimdi Hakan Çalhanoğlu'yu yükseltmek istiyorum. Biliyorsunuz ki 130 driplingi, bakalım bu dripling özelliğiyle ne olacak, merak ediyorum. 400 bin coins buna da veriyorum ve beceri boostumuz 12 oldu. Dripling beceri boostumuz 108 gen. Hakan Çalhanoğlu. Hakan. Evet, bakalım. Bu arada driplingi bir artmış. Güzel, fena değil. Yine de iyidir iyidir. Bunun çok özelliğine takılmayacağım. Ne özelliğini arttırıyormuş ki? Hızlanması, reaksiyonu, uzaktan şutu artıyormuş. Bitiriciliği de artıyormuş. O zaman yükseldi abi. Şey, bitiriciliği yükselmiş o zaman, uzaktan şutu falan da yükselmiştir. Zaten 127 abi, boru mu yani? Takımdaki en yüksek uzaktan şut Hakan'da var. Kane'i geliştirmek istiyorum. Şut gücü, çünkü bu adamın en son 98 genden sonra daha hiç yükselmediydi şutu falan filanı. Onun da herhalde şut gücüne saklanmış. Şuradan gördüğünüz gibi. Burada şutu artacak büyük ihtimal zaten. Bakalım. 400 bin coins veriyoruz ve Harry Kane'i, Kane babayı biz 112 gen yaptık ve derece 1 Kane'imiz 129 şut oldu ve burada da şut gücü 138 oldu. Top kontrolü de 134. Adam, bu adam da uçuyoruz ha baba. Harbiden diğer özellikleri de zaten hiçbiri düşük değil. Uzaktan şutu da 120. Her şeyi yüksek bu adamın. Efsane bir adam. Anlatmaya bile gerek yok. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Evet. Hoskalleo'nunkini de geliştireyim diyorum. Zaten bilmiyorum bu adam yerine adam alacak mıyız? Bakacağız ona da ilerleyen günlerde. Bayağı bir altınımız bugün gidiyor zaten. Ama bakacağız yine de, altınımız çok olursa bunun yerine muhteşem bir oyuncu alacağım. Oğlum bu arada saçlarım maçlarım istediğim şekilde almıyor hiçbir zaman ya. Gerçekten almıyor. Tam diyorum oluyor, videoya giriyorum anası ağlıyor. Neyse, kestireceğim zaten yakında. Ama kestirene kadar anam dinim ağlıyor işte. Videolarda bu şekil uğraşıyorum. Evet, Hoskalleo'nun beceri boostunda hızını geliştirdik. 105 iken Hoskalleo 124 hızı oldu bu arada. Sprint hızı 133. Oha. Harbiden oha yani. Hos ne yaptın baba ya? Bu arada adamın adı daha da uzunmuş. Jose Maria Calleon Buena. Bayağı uzun adı var ha. Yemin ediyorum. Bu arada 12'den sonra 13 olması için kaç istiyormuş diye baktım. Şu an şaşırdım. 350 istiyor abi. 250 zaten az gelmediydi yani bize, emin ol. Yey. Bayağı bir fazlaydı 250. 350 de artık boru değil yani. 350 yapmamız da bayağı zor olacak. Dybala'yı yükseltmek istiyorum abicim. Dybala'da şöyle bir durumum var. Biliyorsunuz ki top kontrolü 137 bu adamın. Yani 140 zaten son seviye. Bakalım yükseltecek mi? En yüksek takımdaki top kontrolü olan da adam da. Adam ne abi ya? Adam da Dybala ulan. Neyin kafasını yaşıyorum ben de. Top kontrolü de yükseldi diye düşünüyorum. Bakalım 138 top kontrolü olmuş. Yani abi adam artık ne yapsın yani?
Bu adama zaten ne yapıyorlar biliyor musunuz? Ramos geliyor, kafa atıyor bu adama. Sonra geliyor oradan Pele. Ya Pele diyorum pardon, şey. Charles Puyol geliyor. Maldini geliyor. Bu adamı alıyorlar ortada, bildiğim şeyi uyguluyorlar. Anladınız mı? Bu adam topu alıyor, bir şekil çıkartıyor oradan. Anladınız mı? Roberto Carlos bile gelse alamıyor. Yok canım o kadar da değil. Ya zaten bayağı iyi yani, top kontrolü gerçekten iyi. Ya ben öyle esprisini anlattım. Pellegrini değil şu an şeyi geliştireceğim ya. Kante'yi. Kante bakalım markajı ne olacak? Yani markajı zaten 129 bu adamın. Diğer özellik şuradan gelişecek mi bilmiyorum, defans falan filan. Bakalım. Müdahale, top kontrolü de gelişiyormuş. Kafa vuruşu falan filan. Aa iyi, kafa vuruşu gelişiyorsa o da iyi yani. 112 gen kan temiz oldu. Vay anam babam. Vallahi billahi çok güzel. Bu arada özelliklerine bakmadık. 111 olacağız şimdi birazdan. Defansı galiba bir arttı. 134 top kontrolü varmış lan bu adamda da. Kafa vuruşu düşük çünkü boyu kısa adamın. Ama yine de şey yani fena değil. Yani şey. Oğlum bu arada ne oldu lan? Dınk dınk dınk, tamam sakin. Heh, yanlışlıkla kabloyu çarptı elim de. Vallahi bir an korktum ya. Lan video durduysa falan filan. Heh, iyi durmamış yani, çok güzel. Adam boyu kısa olmasa zaten kafa vuruşu da yüksek olacak. Daha beceri ustaları artınca o da biraz daha artar diye düşünüyoruz. Çünkü adamın da seviyesi atlamıyor. Ondan dolayı daha ona kadar gelişebilir. En fazla 95 falan olur diye düşünüyorum. Evet. Kantemiz de 112 oldu. Şimdi bu arada takımda şu an 3 tane 112 yani max genli oyuncumuz var. Valencia'ya geçeceğiz. Bu adama da çok merak ediyorum. Çünkü 133 hızı var bu adamın. Sprint hızı da 133 zaten. Şu hız beceri boost'unu geliştirirsek bu adamla ne olur onu da merak ediyorum açıkçası. 400 bin coins verdik ve Valencia'mız 108 gen oldu. Bu da bu arada 70 seviye olduk biz. O da ayrı bir güzel hoş oldu. Güzel güzel, 70 seviye olmak da candır. Bu arada biz şey olduk mu lan, 111 gen ha? Olduk mu? Olduk herhalde. 111 olduk artık herhalde. Kız. Lan nereye çıktık? 111 olduk evet. 111 gen olduk arkadaşlar. Yani daha 4 tane adamımız kalmasına rağmen 114 gen olduk. Soğukkanlı beceri boostumuz var. Bunu da geliştireceğim. Bakalım neleri gelecek. Soğukkanlılığı zaten bunun kaçmış abicim. Soğukkanlılık yok mu lan? Soğukkanlılığı zaten 120, daha yükselmeyecek o zaman. Yani müdahalesi, markajı falan filan gelişebilir. Bakalım 400 bin coins buna da veriyoruz. Abi bayağı coins gitti ha. Yaklaşık 4 milyondan fazla gitti galiba. Çünkü bütün beceri boostların farklı adamlarda ya. O yüzden bayağı gitti yani. Bakalım markajı artmış. Vay 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 vay. Helal olsun be. Bu arada Ramos'umuz da 108 olunca defans hattımız full 108 olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi mesela Ramos'u da 108 yaptık mıydı? Full defans hattı 108 olmuş oluyor. Yani bayağı iyi. Ama şey Roberto Carlos 109 olacak birazdan. Onu da birlikte göreceğiz. Saldırganlığı hemen geliştiriyoruz. Bu arada Pellegrini'yi niye geliştirmediğimi birazdan göreceksiniz. Mantıklı bir açıklamam var. Onu şimdi geliştireceğiz zaten ama daha mantıklı bir şey yapacağım. Bu arada ilk önce bir özelliğine bakayım. Defansı artar büyük ihtimal. Saldırganlığı 137'ymiş zaten adamın. Tamam abi. Anlatmaya bile gerek yok. Hemen 400 bin coins verdik ve 800 XP de bize verdi. Ve bakalım defansı arttı mı, artmış mıdır bilmiyorum ama saldırganlığı artmış. Gerçekten de 140'a az kaldı bu adamınki de. Bayağı iyi yani. Roberto Carlos var şimdi. Roberto Carlos. Neden en sona bıraktın? Çünkü Pellegrini ile aynı anda gelişen iki adamımız bunlar. Danışmanda da zaten sprint hızı, müdahale, saldırganlık, reaksiyonlar ve uzaktan şut varmış. Bu arada bizim Roberto Carlos'un uzaktan şutu kaç abi? 129. Serbest vuruşu da 120 zaten. Herhalde 120'den fazla çıkmıyor bu da. Geliştirsek de. Yani büyük ihtimal çıkmaz yani. 120'den fazla olmuyor değil mi? Mantıken olmaması gerekiyor zaten. 120'den fazla yok. Sadece şu beceri ustalarıyla olan şeyler 120'den fazla çıkıyor diye biliyorum. Evet, mantıklı. Şimdi geliştirelim bakalım. Bu arada hızımız artacak mı bilmiyorum. Hemen bakalım. 400 bin coins veriyoruz ve Roberto Carlos 109 ve Pellegrini 108 oldu. Bakalım. Hızı galiba bir arttı. Sprint hızı da arttı. 136 olmuş. Uzaktan şutu da 130 olmuş.
Hakan Çalhanoğlu ile yarışıyor ya. Serbest vuruşu bunun da yüksek, uzaktan şutu bunun da yüksek. Lan dur lan, Hakan'la bir bakalım şu herife. Hakan ne yaptın koçum? Hakan Reis 127. Bu adamın daha düşük. O zaman en yüksek Roberto Carlos'un var lan takımda. Şuraya bak. En yüksek Roberto Carlos abi. En yüksek Roberto Carlos. Şeyin de Hakan Çalhanoğlu'nun da şeyi serbest vuruşu bayağı yüksek. 119 ama yetmiyor abi. Yani yetmiyor. Evet, takımımızdaki hepsi 12 beceri boostu oldu. 12 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 falan filan hepsi 12 oldu. Zaten daha 4 adamımızı geliştirmeden biz 111 olmuştuk. Yani 7 gen sonra 112 gen olacağız. Yani Hoskalyon'u geliştirsek, biraz daha kana vursak. Zaten elimizde biliyorsunuz ki bizim Cavani var. Cavani'yi zaten direkt verdiğimiz gibi 5 gen atlatıyor. Yani 2 gene de sonra oluyor yani. 112 gen olacağız. Cavani'yi ve bir oyuncuyu da geliştirdikten sonra olacağız. Bu arada beceri boosterımız 12 oldu olmasına ama bakalım en fazla hangisi yaklaşmış. Markaş 48. Şu an 1 numaralı onu gördüm. Hız 59. O daha 1 numaralıymış. Yok pardon. Dribbling 89 abi. Dribbling 89 çıkmış. Onun haricinde şut gücü de 63 çıkmış. Soğukkanlı da 23 çıkmış. Bu arada defansı geliştirmedik. O da 21 çıkmış. Kısa pas zaten onda kalmış. Onu hesaplayamam şu an. Şey, çeviklik 83 çıkmış. Bitiricilik de 70 çıkmış. İkinci santroforda 95 çıkmış. Dur bir saniye. 50, 43. Yok, çeviklik 93 çıkmış. Bu da 80 çıkmış. Tamam. Tamam. En yüksek ikinci santrofor arkadaşlar. Anladığım kadarıyla en yüksek ikinci santrofor. Üçüncü çeviklilik 93 ile. Bir saniye lan, bu 95, bu 93. Onun haricinde bir de driblingimiz 89 aynen. Bu şekilde yani hesaplamama göre. Zaten birbirlerini arada bir geçiyorlar, böyle bir şeyler oluyor. 2 milyon 700 binimiz kaldı sadece. Bayağı bir coins gitti yani, yaklaşık 4 milyon falan gitti. Biraz içim cız etti ama olsun, değer yani, 111 olduk birden. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.